Buyurun. 1970'te. Sene 1970. Kurosawheim. Almanya'nın Hanau firmada çalışan Kenan kardeşimiz. Ben de orada bir inşaat firmasında çalışıyordum. İnşaat firmasında tek Türk'tü. Geri tarafı yabancıydı. Tek Türk beraber çalışıyorlardı. O tanıştırdı. Bunlar çok iyi şeyler, hemşeriler diye. Abisi Ahmet abi rahmetlik olmuş. Bunların yanında cuma, cumartesi, pazar kalıyordu. Pazar akşam işime gidiyordum. Gelmeyecek olursam kardeşim... Merhaba amca efendim. Gerçekten bizleri çok mutlu ettiniz. Bizler aslında bir şeye sebep olduysa, beste olduysa bizleri gerçekten mutlu etti. Sizlerin özellikle yaş olarak der gibi yapmıyoruz ama gerçekten bizim de bunları yapmamız gereken değerler olduğunu düşünüyorum. Arada bir yaş bile olsa, iki yaş bile olsa, üç yaş bile olsa o saygı, inşallah biz de sevginin, saygının, hürmetin olduğu sizlere biz de çok teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederiz. Bugün bir araya geldik. Size en azından ne mutlu, ne mutlu. Bu görevi de yerine getirebilsek ne mutlu. Çünkü1942 Yozgat'ın Şayralan kazasını Dere Kemal köyünden. Köyünden de ayrılalı 70 sene oldu. 1953'te Ankara'ya getirdiler. Atatürk'ü Anıtkabir'e yeni mezarına defnedildiği sene Ankara'ya geldim ben. 53 senesinde. Ve o gün bugün Ankara'da büyüdüm. Gurbete gittim. Ve hayatımız gurbette geçti. Yine de en son vatanımıza geldik Allah'a şükür. Burada da... Şey dediniz ya 52 bugün, sene doğum günümüz diye şey. Bugün doğum günümüz. Bugün doğum günümüz 52 sene. Buluşmamız bizim doğum günümüz, en mutlu bugün, günümüz. Bugün. O parmağım kırık ha. Kapıya çarptık o parmağımı. 52 yıl önce Almanya'da birlikte çalışan ve yıllardır birbirini arayan iki arkadaş, yıllar sonra Kayseri'de Barbaros Mahalle Muhtarlığı'nda birbirini buldu. İki arkadaşın dostluklarının yıllar geçmesine rağmen güçlü olması yeni nesle örnek oldu. Yurt dışında... Kenan kardeşimle tanıştık. Abisi vardı, rahmetlik olmuş Ahmet abi. Hayırsever, yardımsever. Ve orada ben çalıştığı firmada benim yeğenim çalışıyordu. O yeğenim yanına gelip gittiğim zaman bunları tanımış oldum. Yeğenim tanıştırdı. Ve onlar da firmamda cumartesi, cuma günü olduğu zaman firmamdan geliyordum. Bu kardeşlerin evlerinde misafir kalıyordum. Yıllarca çok bana iyilik yaptılar. Ben tek firmada, tek Türk'tüm. Yalnızlık çok zor gurbette. Yedik, içtik ve acı tatlı günlerimiz geçti. Ve oradan sonra firmalarımız değişti. Başka firmalara geçtik. Dağıldık, birbirimizi kaybettik. Ondan sonra ama unutulmadı o günlerimiz. Hep aradım, araştırıyoruz ama maalesef bulamadık. Çoklar yaşlandık. Ben şimdi şu anda 82 yaşıma geldim. Ondan sonra İnşallah. Kenan kardeşim de benden 5-6 yaş küçük ama o zaman gençti. Çok bana yardım ederdi, yardımcı olurlardı. Sonra şey yaptık. Dağıldık yurt dışında ülkemizden geldik ülkemize geldik ülkemizde o günleri unutamadık o dostluk o gurbet hatıralarını soruştum araştırdım soruşturdum hiç kimse bilmiyor yeğenlerime sordum onlar da bilmiyor hani bilmiyor akıbetine bak muhtar efendinin buraya geldik problemlerimiz oluyor sohbet oluyor bir şeyler soruyoruz ediyoruz muhtarımız da dedi ki ikiniz de gurbetçisiniz dedi konuşun bakalım dedi konuşurken ederken neredesin Frankfurt Hanau dedi Hanau dedim ben Hanau'da kaldım dedim bir sene şu tarihte ben de oradaydım dedi nerede kaldın şurada burada filan derken dedi ki ben Kenan Allah Allah Kenan yabancı gelmedi şimdi bana Kenan dedim ya Frankfurt'ta dedim o bizde beyaz eşya üreten bir fabrikada Ahmet abi var. Ahmet abinin kardeşi. Ulan Kenan sen bak işte ondan sonra çözüldü. Anladın mı? Ama saçları beyazlamış, nur olmuş. Ve
52 sene sonra Allah'ın yani nasip etti, görüştük. Öyle bir günlerimiz, çok günlerimiz, acı tatlı günlerimiz geçti. Hasretlik. O zaman birlik ve beraberlik vardı. Çok birbirlerimizi arardı. Hala da arıyoruz bugün. Görsek bile tanımayız ki birbirimizi. Renklerimiz değişti, yapımız değişti. Asla tanıyamayız. Asla tanıyamazdık birbirimizi. Ama şurada otururken, Hanav'dan, şehirden, şuradan bahsederken, Ahmet abiden bahsederken rahmetli, o abim dedi. E sen Kenan, ola Kenan. Ay Kenan, sevgili Kenan o zaman. Sarıldık. Sene 70. Bundan sonra. 1970 senesinde Frankfurt'un Hanav kasabasının kasabasında tanıştık. Tanıştık. Efendim, 52 yıl sonra muhtarımın muhtarlıkta halatı sorarken tesadüf oldu ve bu Rafet kardeşimizin Allah razı olsun, o zamanlar çok samimi dostluğumuz, arkadaşlığımız var idi. Efendim sık sık gelirdi ve biz kendisini severdik, o da bizleri severdi. Bizim orada 12 baraka vardı. Lojman olarak kullanılıyordu. Ben bir beyaz eşya fabrikasında çalışıyor idim o zaman. Bu barakaların 8 tanesi Türk doluydu. Biri Çekoslovak, İspanyol, İtalyan. Yani bu terörg içinde 12 barakanın değişik milletlerden insanlar vardı. O zaman iyi kötü el becerimiz fotoğrafı da yapıyorduk. Günlük birkaç makale dolduruyordum. Ve dolayısıyla bütün yerli yabancı hep birbirimizi tanıyorduk. Efendim o gündür bugündür işte tesadüf oldu. Burada muhtarlıkta tanıştık. Allah razı olsun. Dünyalar benim oldu. Ben çok sevindim. Çok sevindik. Çünkü yani. Gerçekten o zaman da çok severdik. Çok İlk severdik. Samimi arkadaşlarımdan biriydi. Allah razı olsun. Şu an biliyorsunuz ülkemizde komşu cinayetlerinden, insanların birbirlerinden uzak durmasından, insanların birbirinden bir selam vermekten esirgedikleri zamanlardan ve zor bir süreçlerden geçiyoruz. İnsanlar kaldırımda tanışıp asfaltta birbirlerinden ayrılıyorlar. Birbirlerini tanımıyorlar. Bazı zaman çıkar üzerine kurulan ilişkilerin var olduğunu da görüyoruz. Ama burada iki tane çınar 52 yıl sonra bile bir araya geldikleri zaman birbirlerine bir hasret gidermek, birbirlerine bir dostluklarına, o günlerde yaşamış oldukları, bölüştükleri ekmek, soğanı bölüştükleri günleri hatırlamaları bizler için bir ders, bir ibret. Tabii burada bizim de buradan çınarlarımızdan ders almamız gereken çok şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bazı değerlerimizi böyle çınarlarımızdan öğrenmek ve bunları da kendi yavrularımıza, geleceğimize aktarmamız lazım.